Ahana Ankara'ya gelmekle az da olsa bir şeyler öğrenir. Örneğin çorapların nasıl satıldığını, bu satıştan kimlerin pay aldığını yerinde görür. Gerçi bu çarkın üretenin aleyhine işlediğini o da biliyor ama büyük ve sürekli işlerde araya daha kimlerin girdiğini nereden bilsin? Haydar bile çorapların satışından kendine düşen payı küçümsedikten sonra kime ne diyebilir ki? Oysa Haydar hala işsiz, hala iş bulamamış ama gözü yükseklerde. Ahana'ya göre iyi yolda değil Haydar. Öte yandansa Göçük Ömer'in peşlerine taktığı adamdan haberleri yok. Kızı Sultan'ın Haydar'a kaçtığı günden beri bir yılı aşkın süredir Ömer Haydar'ın adresini arıyor. Şimdi eline bir fırsat geçmiş, o da bunu değerlendirmiştir. Hayrola ya? Ne bu sabah sabah? Hayır hayır, bu sabah hayır. Al adresi. Vallahi mı? Onun adresi mi? Adam dönmüş mü? Oho, gelmiş de gitmiş bile. Ey büyük Allah'ım, sana şükürler olsun. Şimdi yedim o solucan suratlı. Kızım nasılmış Sultan? İyi miymiş? Sultan mı? He. Ya i̇yi adam miymiş? Oraya sultanı görmeye gitmedi ki adresi bulmaya gitti. Torunum nasılmış? Sultanı değil, torunum değil. Adresi bulmaya gitti diyorum adam. Yahu bu balık damarları kabardı adamın. Daha uyku sersemide dediği gibi yapıyor. Say ya, birden şaşırttım da kızım nasılmış diye soruyorum. Babasını bırakıp giden kızdan hayır mı gelirmiş? Kızıl kızıl ateşte yanasıca. Şimdi bu Haydar'ın adresi mi? Onun dediğine göre onundur tabii. Bana bak. Oraya gider de o solucan suratlıyla kızım sultanı bulamazsam vallahi o 150 bin lirayı banka faiziyle senden geri alırım, haberim olsun ha. Peki peki, dediğin gibi olsun. Peki ya bulursan ne olacak? Canım o zaman da gazinoya gider, çiçekli gazinoya. Anladın mı? O eski şarkıcı gelmiş. Yok canım yok, ben onu demek istemiyorum ya. Benim demek istediğim, onları bulursan o zaman ne yapacaksın, ben sana onu soruyorum. Herhalde elini kana bulaman. Birini öldürmeye kalkmazsın. Ya sen deli misin? Ben elimi kana bular mıyım hiç? Yok canım yok, öyle şey yapar. Bana bakın ya, kahveye giderim, donacağız ya. E tabi. Önce muhtara uğrayalım. Muhtara mı? Hı. Muhtara uğrayıp da ne yapacaksın ya? 3 gün evvel adamla dalaşmadın mı sen? Keyfimden uğrayacağım. Bak. 3 gün önce hasta edemedim, belki bugün hasta ederim. Bekleyin şimdi geliyorum. Hadi hadi, hadi çabuk, çabuk olduk ya. Çabuk. Dilbek! Lan! Lan süpürgeyi sen böyle mi süpürüyorsun? He. Eğilmeden süpüreceksin. Böyle yürür gibi. Şık 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 şık. Hı. İki büklüm süpürürsen iki büklüm olur oğlum. Şapkalma paltomu getir. Çabuk. Adam gibi koymasını öğrenemedim şu şapkayı. Fötör bu, fötör, fötör. Hı. Kapıyı kilitlemeyeceğim, haberin olsun. Niye? Sevinmedin mi lan? Sesini çıkartmıyorsun. O pencereden 2'de 1 atlıya çıka... bir kaza yapacaksan ondan kilitlemiyorum. Ben kahveye gidiyorum. Arayan soran olursa kahve de dersin. Tamam mı? Oldu. Oldu. Sen kapıyı kilitlemiyor musun? Hadi yürüyün gidelim, yürüyün gidelim. Ya kapıyı kilitlemiyor musun diye soruyor, duymadın mı? Duydum, duydum. Öyle icap etti, kilitlemedim. Hadi yürü. Aferin ya, sen yola gelmeye başladın. Önce Gınalı Pakize'ye getirmekten vazgeçti. Şimdi de kapıyı kilitleme adetini kaldırdın. Sahiden kapıyı kilitlemeyeceksin mi ha? Vaz mı geçtin kilitlemekten? İşte. Ne demek işte? Canım o kadın köyde yoktu, ondan kilitlemedim. Orada atladım, o doğru o kadının evine gidiyor. Haydi, bak sen. Ben de temelli kitlemekten vazgeçti sandım da seviniyordum. Belki kitlemem. Belki ondandır. Belki de oradan inip çıkıp oğlumu zayi edecek diyor. Korkuyorum, ondan kitlemem. Aferin, bak gördün mü, yola gelmeye başladın. Ben sana kaç kere dedim? Ya, vallahi ben öyle olduğunu bilmiyordum İsmet. Dün
bir kendim deneyeyim dedim. Nasıl inip çıkıyor? İnerken az daha tepe taklak çakılıyordum ha. Allah korudu. Ya cambazlık istiyormuş bu iş. Ya. Bir de bir düşseydin göçük. Ne olurdu değil mi o zaman? Ne olacak? Hastanelik olurdu. Biz muhtarı hastaneye yollayalım derken ben doğru hastaneye. Hadi yürü. Muhtar. Muhtar. Muhtar efendi kardeşim. İçeride misin muhtar kardeşim? Muhtar dedim, bak biz geldik, aç kapıyı. Allah Allah, kapı kilitliymiş yahu. Herhalde daha gelmedi. Ama o gelmese Yusuf burada olurdu, o da yok. Belki de karısının yanından ayrılamadı, kim bilir. Sen ne edecektin muhtarı yahu? Ver göçük, söyle bakayım, ne konuşacaktın onunla? Hiç. Kusura bakma muhtar. Karıma kızdım, o kadına kızdım, bir de gazeteciye kızdım, hırsımı senden aldım diyecektim. Ya muhtar değil mi bu kardeşim? Ben kızınca hırsımı kimden alacağım? Hadi gidelim hadi. Yolda görürsen konuşursun hadi. Yediğin haneye bak adamın yahu. Ben kızınca hırsımı kimden alacağım diyor. Git karından al bana ne? Karın ne güne duruyor? Yanındakilerden al. Bir gün kafamın tasını attıracak ya dur bakalım ne zaman attıracak. Bu ses ne Eyüp? Gazeteci gelmiştir herhalde. Bir çubuğa bakayım bir. Bu da Rahana ile Sebil'e gördün mü bak? Vallahi onlar. Bizim karılar gene paralarca kaçıyora böleceğiz diye. Demek ki kaç çift ördüydü? Bilmem herhalde 5-10 çift örmüştüm. Bu yılbaşı öncesi iyi oldu. Hadi gidip başlayalım. Bakalım şunlara. Hadi. Döndü, döndü dönemez olasıcak karı. Döndü namussuz, döndü. Nereye gidiyorsun sen? Ne diyor bu adam ya? Ya Allah bilir eve gidiyordur. Belki Allah. De kapıyı kilitleyecek yine. Allah Allah. Sana kendin çamaşır yıkama, bir kadın tut ona yıkat demedim mi? Aa, ne çağırayım? Elim ayağım tutuyor benim Allah'a çok şükür. Madem sen beni ve karnımdakini o kadar çok düşünüyorsun, al bir makine, o makineye yıkat. Hani diyordun ya, alacağım sana böyle lakkak lukkak, lakkak lukkak. Unuttun gitti. Yok canım, unutmadım. Alacağım, alacağım ama o lakkak lukkak 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 o makinelerin modası geçti. Ben sana modern otomatik alacağım.
O kadın gelmiş, duymadın mı? Kim o kadın? Bu Ahana denilen kadın. Duymadın mı? Duydum, ne olmuş? Ne? Tebrike gitmedin mi? Hoş geldin ha? Hı? Hı? Herkes gidiyor. Sanki hacdan geldi kadın. Kapıyı kilitleseydin pencereden kaçar giderdin ama... Al şunu tut da sıkalım, hadi gücüm yetmiyor. Tut, tut. Ne? Lak lak lukarakın yerine ben mi tutacağım? Sık dedim, sen! Gel. Kendi sık. Ya kadın ne oturuyorsun ya? Kalk git hadi, kalk git. Ne diyeceğim diye düşünme, kalk yürü git. İyi canım, sen de aman kalk git demesi kolay. Ben yalnız gidemem, sen de gel benimle. Ben gelemem efendim, ben gelemem. Ben gazeteyi buraya yazıyorum. Ne? Ben gelemem, benim işim var, ben yazı yazıyorum. Ben sonra gider söylerim, ona tek tek anlatırım. Böyle oldu derim. Tövbe yarabbim. Ya kadın haber yolladı. Çorap parasını dağıtıyorum diye. Kalk git. İyi canım, güzel de orada o kadar kişinin içinde. Şimdi kim bilir bana neler der. Ne derse kabul edeceksin. Kabahat bizde diyeceksin. Biz ettik, biz bulduk diyeceksin. Sesini de hiç çıkarmayacaksın. Ya kalk git, oğlandan haber yolla. Ya kadın ne kaşınıyorsun ya? Kalk git diyorum sana. Şimdi kadın kalkıp buraya gelirse o zaman daha kötü olur. Bu kalın kafa. Sen o kafaya daha önceden vuracaktın. Ben ne dedim sana o zaman? Necibe, kadın, biz bunu böyle etmeyelim, biz bunu saklamayalım dedim, değil mi? Demedin mi? Bir de altın verdi kadıncağız, çocuğun omzuna takalım diye, onu da geri ver. Evet, doğru ya. Şişt, babam Osman Bey, biraz daha sonra geçsem ne olursun sen? Geç bile kaldın kadın, bak geç bile kaldın diyorum. Ya kalk git, şimdi o çorap parasını alanların hepsi... Alıp gitmişlerdir. Şimdi orası sakindir. Hadi sen kalk yürü git. Kaya. Bak uykun geldi. Sen uykusun. Kalk da yat da ben de gideyim. Kız ne uykusu? Bütün gece otobüste horul horuluydu. Hem de üzerime devri. Ben de uyutmadım. Hep uyudu. Can çıkmayasın ya. Aman kız Huriye. Angırlarda insan uyuyamabiliyor vallahi. Uyuyamadım aman. Ben onlar oradaki insanlar nasıl uyuyor anlayamadım. Gittim. Çünkü gündüzü bir başka gürültü, gecesi bir başka gürültü komşum ya. Orası Ankara anacığım. Doğru. Hadi yavrum, hadi sen kalk git, biz de azıcıktan geliriz Sevil ile birlikte. Hadi getiriz kitapları. Hadi. İstersen hiç okula gelme, ben dağıtayım. Yok yavrum, yok olmaz. Ben dağıtayım, yani biz dağıtalım. İçimden öyle geliverdi, öyle canım istedi. Ah komşum, ah. Oradaki o çocukları görünce, görsen böyle... Elleri çantalı, sırtları çantalı çocukları görünce aman içim bir hoş oldu yani. Bizim buradaki bebeleri düşündüm de görsen hepsi çocuklar okula gidiyorlar böyle yanlarında anaları yahut babaları evlerinde tutmuş. Bir dolu kitaplar var hepsi. Ha bir dolu kitapları, çantalar kabarık öyle dolu böyle neredeyse kolları kopuyor zavallıcık. Kim otomobillere biliyor? Ah cıvıl cıvıl yavrularım cıvıl. Şimdi ana. Sen bu kitaplara epeyce bir para verdin ha? Olsun varsın, evet, canım evet, sağ olsun. Olsun kız, lafımı edinmiş olsun. Elimizde daha çok olsa da daha çok alsaydık kız Suriye, daha çok alsaydık. Şimdi bak, emmi olmuyor, ne yapacağım bu kadar oluyor. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçi bizim şeyi biliyorsun okulda, defteri kitabı olmayan çocuklar çok dolu değil mi güzel? Sen bile, doğru söyle kız, var mı? Kiminin defteri, kalemi bile yok, hiçbir şeysi yok. Olsun. Doğru. Gerçi ben içiye indikçe ucunu alıyorum ama bir benim almamla olmuyor komşum. Şimdi tamam bak sen bir daha alırken beni de haber et. Ben de alacağım. Kız sen neyle alacaksın? Buraya getirme. Çorap paraları, çorap paraları. Senin de alırlar. Paraları değil. Muhtara vereceğim de tabii çıkarsın alırlar. Vermiyor, muhtarın da binağına girmeyin. Muhtar şunu almayın. Sen aldın bir tamam paranı değil mi? Aldım. Allah Allah, bir Necibe kaldı almadık yani. Şimdi o kaldı. Paralar onu gelince gelirsin. Gelir değil mi? Kuru Necibe gitti. Nerede kaldı geçip? Gidip babam Osman da görülmedi hiç ortalarda değil mi? O da yok. Yok. Ne gidiyor mu sen hazırlanıyorsun? Ben yavaş yavaş kalkıyorum galiba. Neden kalktın komşum? Anne ben de gideyim o zaman. Dur ondan kalsın anne. Biz getiririz bir sarama. Şeyi hazırla geldi. Geliyor. Gel. Buyur. Gir içeri. Kız ne bekliyorsun kapıda?
geçer mi? Soğuk. Gel, hoş gelmişsin komşum, gel gel. Nerede komşum kaldın kız, en son sen geldin ha? Gel komşum, gel. Hoş geldin komşum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ama nerelerde kaldın komşum? Kahvet, sen benim hasretime dayanamadın galiba. Aman biraz erimişsin üçüncüm. Ne oldun üç gün içinde kız? Bu daha guru Necip olmuş Huriye. Modeye uyuyor. Şimdi şehirde guruluk modeymiş ya. Bizim guru Necip'e donuyor. Hadi ben gidiyorum. Anne ben de gidiyorum. İyi yavrum. Ay, bana bak. Sakın ha çocuklara söyleme kitap getirecek. Onu söylemem. Hadi hoşçakal. Hadi güle güle yavrum. Güle güle. Gel güle güle. Sen de hoş geldin. Aman Necip'e teyze işlemeyeceğiz sanırım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ver eline bunu. Bakayım guru Necip'e. Şöyle geç. Otur. Komşum. Nerede kaldın? Niye gelmedin? Bak şimdi sen 12 çift çorap ölmüştün değil mi? Ha, onun işte parası burada. 12 çift çorap 24 ediyor. 6 gelmesini 6000'ini sonra verirsin. Al bu senin. Hadi güle güle ye. Hadi bunlar da bizim. İşte gelecektin de. Olmadı. Hani sende işim vardır diye. Benim de işim vardı birazcık işte. Ondan geldi. Olmadı. Ya, babam Osman'da. Orası çok galeri. Aa, doğru ondan demiş, babam Osman ondan gelmedi. Belli. Galeye birlikte tabii parasını alan kaçtı, İşte bir sen kalmıştın, seninkini de bir tamam teslim ettik. Neyse be, sen şunları alıver kızım, alıver da gani. Necmi teyzenin açıktan çıkar gider, biz de çıkıp gideceğiz. Çocuklara kitap defter aldık da onları götüreceğiz. Ha, onları elimize dağıtacağız. Haydar şey gibi. Kız, unutuyordum az kalsın. Şuradan paketi veriver, paketi ver. Haydar senin oğlun sana bir paket bir şey gönderdi. Artık içinde lokum mu var, şeker mi var, tatlı mı var, orasını bilmiyorum. Bunu anacığıma veriver dedi. Çok selam eyledi. Ellerinizden, yanaklarınızdan öptü. Aman Allah razı olsun, görme kız. Senin o Haydar bizi görünce vallahi deli divane eder. Vallahi öyle sevindim. Ne yapacağını, çok sevindim. Ne yapacağını şaşırdı çocuk. Allah razı olsun. İyi, kendisi iyi. Hali keyfiyeti yerinde bir işte bulmuş. Sahi bulmuş mu? Bulmuş bir iş bulmuş. Daha iyisini de bulacakmış işte. Bulur inşallah. Bu daha iyisini yani bulur. İyi vaziyeti. Yani kazanın kulpunu tutuvermiş senin Haydar. Emme kazanın kulpuna şöyle iyice bir yapıştı mı maşallah. Artık sırtı yere gelmez onun. Gelmez değil mi? Hadi kalk. Kız ahana. Ne var? Sana bir diyeceğim parama. Valla utanıyorum. Kız. Ne utancıyım şimdi? Şimdi biz bu kitapları götüreceğiz. Evet, sonra dersin. Sonra dersin. Ecelesi yok. Yok hadi kalk. Yok ama. Kalkalım. Ne oldu demeden kız? Demeden de edemem ki ahana. Ne oluverdin sen? Ne diyeceksin? Ne var diyecek? Ne var ki ortada komşum? Hadi adam gidelim. Çok utanıyorum ahana. Ama utanma. Adam affet beni. Ama ne var affedecek illa? Bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı. Hadi. Hadi aman sümüklü olmasın telle. Siz gözün yaşını biz gideceğiz. Okula gideceğiz. Geç kalmayalım. Ahana telefon çalıyor. Bakıver kızım, gel şunları koy öyle, bakıver bakalım kim. Ağlama komşum, ne var bunlar olur, sen bir şey olmadı, hem ne var ortalıkta. Alo, ha buyurun, burası Ahan'ın evi. Ha, alo, ha ben Sevile. Kim? Ha, Haydar abi sen misin? Ha dur, Anna, Haydar abi arıyor, Haydar abi. Geldik. Uyudu, yol boyuncaydı biliyor musun? İyi oldu bak Sevile, iyi. Haydar abi, bak kim konuşacak seninle biliyor musun? Anan. Ver anan. Ama Necmi teyze ve amuma anasını tadar. Necmi teyze. Bak şimdi buraya kulağını yapıştıracağım. Buraya da alo diye bağıracaksın. Çok bağırma ama kulağım. Oldu. Hadi sen konuş bakalım. Bakın nasıl konuşuyordur. Koysun da kulağını. Alo. Bağır kız lan duymaz. Haydar. Heyecanlandı. Ne oldu? Nasılsın diye, nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi miymiş? İyiymiş. Hadi iyiyim de. Ben de iyiyim kız. İyiyim. Heyecanlandı. Bana bak. İyi. Necmi teyze biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Hadi biz gidiyoruz. Bana bak Necmi. Sen konuştuktan sonra telefonu kapa. Kapamayı unutma. Sonra kapıyı da iyice bir çek. Oldu. Gel. Hadi Allah'a ısmarladık. Selam et. Allah razı olsun. Anasını böyle arada bir. Haydar. Dur bakayım dur. Gel Necmi. Tamam. İyiyim Haydar'ım. İyiyim. Çok şükür yavrum. Onlar çıktı. Çıktı dedim, çıktı. Ha, okula gittiler. Haydar'ım. Oğlum, utanıyorum galiba, çok utanıyorum. Ne yapalım ana, ölüm yok ya işin ucunda. Ama babam haklıymış ha. Ahana'dan saklamayacaktık biz. Ahana'dan diyor. Saklamayacaktık biz ha. Demek iş belli etmedi ha. Vallahi aşk olsun kadına ya. Bak şimdi daha çok sevdim onu. Ahana'yı diyorum daha çok sevdim diyor. Neyse. Bir hata işledik bir daha işlemeyiz inşallah. Ne? İş mi?
Kimmiş? Kimmiş bulmuş? Ben mi? Yok canım, ne işi? Daha bulamadım. Ama eninde sonunda iş bulacağım. Hem de bana yakışan bir iş olacak ha. Demek Haydar iş bulmuş dede. Yahu bu ahana da var ya ahana. Senin adın ne bakayım? Gülcan. Gülcan kaçıncı sınıfsın sen yavrum? Üçüncü. Aferin, al bakayım kızım, seni almışım bunu da bak. Bana bak, bunu okuyacaksın değil mi? Okuyacağım. Okuyacaksın da büyük büyük adam olacaksın inşallah. Adam olacaksın de köyümüzde unutmayacaksın evet. Değil mi? Hem köyümüze faydan olacak, hem memleketimize faydan olacak. Hadi bakayım kızım. Hadi otur teşekkür yerine. Teşekkür ederim. Ha, aferin. Gel oğlum, aman kara yüzüm gözlü oğlum benim. Gel. Gel bakayım, sen kaçıncı sınıfsın? Gülcan kaç bugün? İkinci. İkinci. Al bakalım. Ona. Bana bak, sen de bakayım ha, eferim. Aman yavrum benim, okuyacaksın değil mi bu elindekini? Evet. Emme daha çok okullara gideceksin, hepsini bitireceksin, okuyacaksın. Sen milletvekili olacaksın yavrum. İnşallah milletvekili olacaksın, meclise evet. Gideceksin. Ondan sonra bakan olacaksın. Emme bizim köyümüzü unutmayacaksın, değil mi? Evet. Aferin, hadi otur yerine sen, hadi bakayım. Gel oğlum, gel. Gel sen, gel. Gel bakayım, gel. Gülser bu kaçta? Dört. Dört mü? Ha, al bakayım ya. Sen de bunu okuyacaksın. Bunun gibi çok daha kitaplar okuyacaksın, devireceksin, doktor olacaksın. Emme doktorların bu en kocemeni, yani hocası olacaksın. Memleketimize faydan olacak, köyümüzü unutmayacaksın değil mi? Evet. Adın neydi senin? İlker. Hadi bakayım İlker, hadi bakayım. Hadi yerine otur ya. Hadi kızım, sen gel bakayım. Sarı pipiyim, gel sarı tomurcuğum, sen gel. Buyur Yusuf amca. Kusura bakma öğretmen hanım, ahanaya bir şey diyecektim de. Hayrola Yusuf, ne var, niye geldin? Yoksa sen de mektep almaya geldin he? Yok yok ahana, öyle bir şey değil. Postanenin önünden geçiyordum da Rıdvan söyledi. Ahananın evine telefon ediyorum, kimse cevap vermiyor dedi. Sağ şehirden bir paket gelmiş, kocaman bir paket, onu deyivereyim dedim. Paket mi dedin? Koli miymiş neymiş, içinde kitap neyin, defter, kalem neyin falan varmış. Ama kocaman bir paket dedi, çok önemli bir paketmiş. Hayırdır inşallah. Gülser, kızım sen yavrulara kalanlarını dağıt da biz Sebile'yle bir koşu gidip öğrenelim. Hadi Sebile yürü bakayım neymiş, pek merak ettim, yürü. Yürü kızım, yürü.